Evet, güzel güzel bir hafta geçirdik geçen hafta Bulgaristan'da. Avrupa Rally Kupası'nda ilk girdiğimiz yarışı kazandık. Raşit de oradaydı. Güzel bir yarıştı. Şimdi ama çok farklı şartlarda Türkiye'de Boğaziçi Rally'sindeyiz. Hem otomobilimiz farklı, hem zemin farklı, bütün şartlar farklı. Tek alışık olduğumuz şey kendi takımımızda, kendi alışık olduğumuz otomobilimize geri döndük. Bunun avantajını kullanmaya çalışacağız. Geçen sene kazandık bu yarışı. Hem Avrupa Rally Kupası'ndaki avantajımızı sürdürmek için hem de Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki liderliğimizi sürdürebilmek için çok önemli bir yarış bu. Şampiyonanın en önemli yarışı. O yüzden en önemlisi finish'e gelmemiz. Kazanmak tabii ki istiyoruz. Ama böyle bir avantajımız varken şampiyonada asıl önemli olan finish'e gelmek. Birinci, ikinci, üçüncü. Tabii ki birincilik hedef. Öncelikle asıl yapmamız gereken finish'e gelmek. Hangi pozisyonda olursa olsun. İnşallah herkes için güzel bir yarış olur. Güzel bir rekabet olur inşallah. Çok denk şartlarda podyumu kazanabilecek 5-6 tane pilot ve otomobil var. İnşallah keyifli hem bizler için hem izleyenler için keyifli bir Boğaziçi Rally'si olur. Peki, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni de. Tuğçe neler söyledi? Bir şey bakalım hadi. Bulgaria and Rally Bosphorus has been completely different. We have driven a different car in Bulgaria and here we are driving also on a different surface. And the most important thing here is to come to finish. It's a very important rally for us, both for European Rally Trophy and for Turkish Rally Championship. To continue leading this championship, we need to come to the finish. Of course, we want to win this rally, but the most important thing is to come to the finish. So we will not be taking any risks, and I hope it will be a good event for everyone. The 44th Bosphorus Rally and the Ve geçtiğimiz yılın Bosphorus Rally birincileri Murat Borsancı, Onur Vatansever şu anda start podyumundalar. Onlar da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Metin Çekir'in vereceği startla bu mücadeleye başlayacaklar. Bakalım Murat yarış öncesinde bize neler söyleyecek. Evet, Boğaziçi Rally'si bizim için bu sezonun en önemli yarışı Türkiye'de. Geçen hafta Bulgaristan'ın Avrupa Rally Kupası'nın ilk ayağını kazandık. Bu da Avrupa Rally Kupası'nın bizim için ikinci ayağı olacak. İnşallah bunu da kazanmak istiyoruz. En önemlisi finish'e gelmek. Hem Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki liderliğimizi hem de Avrupa Rally Kupası'ndaki şampiyonadaki gidişat için çok önemli bir yarış. İnşallah herkes için keyifli geçer. Çok iyi otomobiller var. 6-7 tane kafaya koşabilecek, birincilik için yarışabilecek. Güzel bir hafta sonu olacak. Güzel bir hafta sonu olacak. Başarılar diliyoruz ve araç için alıyoruz. Geçtiğimiz yılın Türkiye Rally Şampiyonları ve yine geçtiğimiz Boğaziçi Rally'sinde podyumun üst basamağında birincilikte yer alan Kasol Fortune Türkiye ekibi Murat Bostancı, Onur Vatansever saatler 20.30'u gösterdiğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED'in başkanı Metin Çeker'in vereceği startla 44. Boğaziçi Rally'sine başlayacaklar.
15 saniye. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Ve alkışlar veriyoruz. 1 numaralı ekip. Castle Fortin Türkiye'den. Murat Bostan Kuvanı Vatan Sever. Fortin'e süper ekibimle. Ve alkışlarla oluyoruz. 1 numaralı ekip. Castle Fortin Türkiye'den. Murat Bostan Kuvanı Vatan Sever. Ford Fiesta süper ekibimle. Tekerlekler bayağı bir anlar da oluyor yani. Sonlar da o hale geldi. Neden? Neyse. Son 2 kilometrede falan. Her şeyimiz hazır. Merak etmeyin. Boğaziçi Rally'sinde ilk gün bitti. İkinci lük bizim için biraz sıkıntılı geçti. İkinci etapta yoldan çıktık. Son etapta da sağ arka aksımızda kazadan dolayı bir sıkıntı. Onun nerede mi var? Bende. Yine sen kaplamayı alırsan Erol motor geldi. Şu segment ne oldu artık? Önce aldılar. Tamamlar.
Çok mutluyuz Boğaziçi Rally'si. Ülkemizdeki en önemli yarış. Benim için hem Avrupa Kupası için hem de Türkiye Şampiyonası için dönüm noktası olacak bir yarıştı. Öyle de oldu. Hem Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki birinciliğimizi, liderliğimizi pekiştirdik. Hem de Avrupa Rally Kupası'nda birinciliğe yerleştik şu anda. İnşallah böyle devam eder. Türkiye Rally Şampiyonası tabii ki önemli ama en önemlisi Türkiye'ye Avrupa Kupası'nı getirebilmek. O yolda da emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah böyle devam eder ve Avrupa Kupası'na galibiyetle, sezon sonunda galibiyetle son veririz. Kapat.
Sonunda birinciler değişmedi. Yine Kasım 42 eden geçtiğimiz yılın Türkiye Rally Şampiyonları ve bu yıl Avrupa Rally Kupası'nı takip eden bu birincilikle de önemli bir başarı elde eden Murat Bostancı olur vatansever podyumda ödüllerini takip etmek üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Postfed'in başkanı Sayın Metin Çeker'i podyuma davet ediyoruz. Birleşiklerinden yarışa Ford Fiesta R5 ile katılan Raşit El Tepti kazandığı kopilotu Kayna Hatun'u gidip o da aynı zamanda en iyi kadın kopilotu. Fotoğraf çekmek için hep beraber biz de istiyoruz. Ford takım şuraya. Bu başarının gizli kahramanlığı ile birlikte objektifleri. Evet, Boğaziçi Rally'si Türkiye'deki en önemli motorsporların organizasyonu, en önemli rallimiz. Her zaman ayrı bir yeri var Boğaziçi Rally'sinin herkes için. Çok canlı başla yapılmış bir organizasyon. O yüzden teşekkür etmek lazım bu imkansızlıklarla. Geçen sene olduğu gibi yine bu sene de kazandık. Güzel bir çekişmeyle başlamıştı yarış. Öyle de devam edecek diye ümit ediyorduk ama ne yazık ki Yağız bir mekanik arızadan kaldı bugünün başında. Keşke finişe kadar birlikte çekişerek gelebilseydik. Bizim için çok iyi bir yarıştı. Baştan sona sıkıntısız bir yarıştı. İlk günün sonlarında biraz sorun yaşadık, bir yoldan çıktık ama genel olarak sıkıntısız bir yarıştı. Avrupa Rally Kupası'nda ikinci yarışımızdı. Geçen haftaki Bulgaristan Rally'sinden sonra. Bu yarışla birlikte Avrupa Rally Kupası'nda liderliğe çıkmış olduk. Bundan sonra da Avrupa Rally Kupası'na devam etmemiz için iyi bir neden oldu bu. Türkiye Rally Şampiyonası'na
Türkiye Rally Şampiyonası'nı yapma hedefiyle başladık bu sezon. Biraz sezonun ortasında gelişti Avrupa Rally Kupası planları. Aslında birkaç hafta önce gelişti. Şu anda da liderliğe çıktık. Planladıktan hemen birkaç hafta sonra. Devam etmekte istiyoruz. Türkiye Rally Şampiyonası tabii ki önemli ama Avrupa Rally Kupası'nı Türkiye'ye getirmek bizim için ayrı bir motivasyon. Şu anda bir sonraki yarışımız belli değil. Sürpriz olsun. Gelecek hafta Madeira var. Oraya katılmak istiyorduk ama şu an kesinleştiremedik henüz. Ama 14 tane yarış var takvimde. Bizim Türkiye Şampiyonası yarışlarıyla çakışmadığı sürece gidebildiğimiz her yarışa gitmeye çalışacağız. İnşallah bu sezonu çifte şampiyonlukla kaparız. Türkiye'ye de uzun aradan sonra bir uluslararası başarı getiririz herhalde inşallah. Yıldız kalana kadar benim işim aslında çok kolaydı. Yıldız kaldıktan sonra Murat'ın motivasyonunu toparlamak biraz zor oldu. Çünkü biraz yavaşlamaya çalıştık. Ve yavaşladığımız zaman bazen hata yapabiliyoruz. Hata yapmadan finişe gelmeye çalıştık. Ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalıştık. Bu bizi biraz zorladı çünkü hem Türkiye Şampiyonası'nda yarış kaldıktan sonra çok avantajlı bir duruma gelecektik. Ki geldik. Hem de bir taraftan da Avrupa Kupası'nı düşünüyorduk. Bu yarışta aldıktan sonra Kupa Şampiyonu'ndaki geleceğimiz netleşecekti. O yüzden bu yarışı almak çok önemliydi bizim için. Yarış kaldıktan sonra biraz daha stres olduk. Çünkü öbür türlü full mücadeleye konsantre olduktan sonra başka bir şey yapmıyorsunuz, sadece araba kullanıyorsunuz ve en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorsunuz. Böyle olunca arabayı sağlam bir şekilde ve hırpalamadan sadece finişe gelmeye çalışıyorsunuz. Bu bence daha zor bir şey. Bunu başardık bugün. Takımıma teşekkür ediyorum. Serdar Bostancı, Astro Fortin Türkiye'ye. Gelecek yarışlarda yine aynı şekilde başarılı olup Avrupa Kupası'nda Murat'ın dediği gibi şampiyon olmak istiyoruz. Teşekkürler.